Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle salamura yaprak, daha doğrusu yaprağın saklama yöntemlerini göstereceğim arkadaşlar. Hadi Bismillahirrahmanirrahim diyerek hemen başlayalım. Önce bir kabıma 4 yemek kaşığı iri tuz, zeytin tuzu olarak geçiyor. Kaya tuzu olarak geçiyor biliyorsunuz. Üzerine bir miktar sıcak su ilave edeceğim. Bir kenara alacağım. Sıcak su ekleme sebebim tuzumun daha çabuk erimesidir. Başka bir kap alıyorum. Yeniden sıcak su ekliyorum kabıma. Diğer suyum ılayana kadar. Bu şekilde. Yapraklarımı önceden desteledim. Bana göre en zor kısmı oydu zaten. Bu şekilde böyle iri iri biraz böyle tabir doğruysa kartlaşmış olanları sıcak suyuma batırıyorum. Bu birinci saklama yöntemimiz arkadaşlar. Şöyle kaşık yardımıyla hemen ters düz ediyorum. Gördüğünüz gibi haşlamıyoruz. Sadece sıcak suya batırıyoruz. Yapraklarım sarardı. Çok bekletmiyorum. Şöyle hafifçe kaldırıp biraz kaşığın üstüne suyunu süzdürüyorum. Bir süzgeci aldım. Gördüğünüz gibi. Burada soğumaya bırakıyorum. Diğer bir saklama yöntemim ise susuz, tuzsuz yaprak arkadaşlar. Normalde 500 milimlik su şişelerine yapılıyor bu. Yapanlar var daha doğrusu. Fakat ben onu yapamıyorum, bir türlü beceremiyorum. Şimdi destelerimi ince ince alıyorum. Sap kısımları içe gelecek şekilde bu şekilde rulo yapıyorum. Kavanoza bırakıyorum. Elimi çekmeyeceğim. Açılmasını istemiyoruz. Bu şekilde böyle yan yana sıkı sıkı. Bunun özelliği çok sıkı olması. O yüzden sürekli elimizle destek vereceğiz arkadaşlar. Şöyle destemi de yanıma alayım. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Bakın. Sıkı sıkı elimden geldiğince yapıyorum. İnce ince alın. Böyle saplar içeri gelecek şekilde elinizi içeri attığınızda şöyle kaydırın yaprakları. Bakın çünkü geri gevşiyor hemen. Böyle. Hem de çok fazla yaprak eklemiş olursunuz böylece içerisine. Bu yöntemi bilmiyorsanız ve güvenmiyorsanız benim genelde tavsiyem küçük küçük ya da böyle bir kavanoza yapın. En azından denemiş olursunuz. Kaybınız da sadece bir kavanoz olmuş olur arkadaşlar. Bunu çıkardığınız zaman duruma göre az önceki gibi sıcak suya batırabilirsiniz. Bazen böyle kendi kendine yumuşamış oluyor. Direkt sarabilirsiniz. Ekşisi çok güzel içinde kalıyor arkadaşlar. Şöyle. Evet. En kolay yöntemi bu. Ama bu yöntem çok güzel. Onu belirteyim. Hem buzluğunuzda yer de kaplamıyor. Çıkardığınız zaman sadece biraz daha dikkatli çıkarmanızı tavsiye ediyorum. Bakın bu şekilde olacak. Yüzüne koymayacağım, yani böylemesine koymayacağım. Az sonra sıkı sıkı kapatacağız. Şimdi diğer bir yöntemimize gelelim. Streç film aldık. Açalım arkadaşlar. Şöyle. Yaprağımı alıyorum. Şöylemesini göstereyim ben size.
Tıpkı sarma sarar gibi yanları aldım. Burayı da yine hafif hafif ilk etapta hafif alıyorum. Daha sonra sıkarak kullanıyorum ve kesiyorum. Gördüğünüz gibi. Kestikten sonra yine yanları içe alıyorum. Bu şekilde bir havasını alalım. Diğer yöntemimiz de bu. Bu yöntemi çok fazla kullanıyorum ben. Sebebi şu. Ben bu yaprakları normalde pazardan aldım. Ancak kapımın önünde böyle küçük bir asma var. Ve ara ara uçlarında çıkınca az az koparıyorum. Dolayısıyla salamura yapamam. Yani kavanozlara basamam. Hemen böyle bu şekilde streçleyip buzluğuma rahatlıkla atabiliyorum. Ayrıca da detayla uğraşmamış oluyorum. Diğer bir yöntemimiz ise klasik salamura. Böyle ince ince desteleri alıyorum. Tuzumu yanıma aldım. Bazı yapraklar şansıma çok kötü çıktı arkadaşlar. Birazcık bu şekilde içerisine tuz ilave edip aynı şekilde içe doğru sarıyorum. Yine kavanozuma koyuyorum. Küçük küçük kavanozlarda yapıyorum. Büyüklerde yapmıyorum. Benim gibi kalabalık aile değilseniz en azından açtıktan sonra zorda kalmazsınız. Varsayalım büyükte yaptınız. O zaman da açtıktan sonra kalan yapraklar arkadaşlar çürümesin diye poşetleyip buzluğunuza atabilirsiniz. Bu şekilde yine aynı sistemle sıkı sıkı dizelim. Böyle. Kavanoz kapaklarını sıcak suya zaten koydum. Aynı sistemle dizelim. Güzel güzel bastırın arkadaşlar. Tuzunu istediğiniz kadar ilave edebilirsiniz. Zaten sarmaya başlamadan önce, bir gece önce saf suda bırakıyoruz biliyorsunuz. Bu bayağı bir sıkıştırdım. Gayet de güzel oldu gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar sıcak sudan geçirmiş olduğum yapraklarımı buzdolabı poşetine şöyle düzgün düzgün koyacağım. Kırmadan. Haşladığımız için, daha doğrusu sıcak sudan geçirdiğimiz için biraz hassas olur. Çabuk yırtılır bunlar. Onun için biraz düzenli koyalım arkadaşlar. Yaprağı, haşlanmış yaprağı 4-5 poşete böyle yemeklik yemeklik koymanıza gerek yok. Örneğin çok koydunuz ama hepsini saramadınız. Bu sefer yani yemekler gibi böyle hani tekrar buzluğa atılmaz bozulur yönü yok. Rahatlıkla bol bol doldurabilirsiniz. Şöyle tabak şeklini verelim ki en azından üzerine bir şey geldiği zaman kırılmasınlar. Şimdi susuz yaprağıma sıra geldi. Kapağımı güzelce kurutuyorum. Sıcak suda bekliyordu. Çeviriyorum. Ters yöne çeviriyorum. Ve sıkıyorum. Bu susuz olan arkadaşlar. Bu da komple salamura olan. Az önce hazırlamış olduğum tuzlu suyumu. Tabii ki tuzlu suyum tam erimemiş ama erimiş olan kısmı zaten bol koyduğumuz için yeterli gelecektir. Dilerseniz siz tabii ki komple eritip ekleyebilirsiniz. Zaten yaprakların içerisine de fazlasıyla koyduk. Tuz. Böyle elimle destek veriyorum ki sıkı sıkı bastırdığımız için aralara su girsin arkadaşlar. Susuz yaprağa tuz özellikle koymuyoruz. Çünkü onda su olmadığı için çürüme yapar. Tuz çürütür onu. Kesinlikle onu tavsiye etmiyorum. Evet. Kapağımı aldım suyumdan. Aynı şekilde. Bismillahirrahmanirrahim. Gördüğünüz gibi bu da hazır. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi her sistemle yaprağımız hazır. Bereketli olsun. Hoşça kalın.